Selamun Aleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet-i Dairen programında huzurlarınızdayız. Stüdyo konuğumuz Özkan Yaman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Sağ olun. Siz değilsiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam bugünkü konumuz namaz ve aile. Evet. Malumunuz birinci bölümümüz Kur'an ve sünnette aile olarak başlıyor ve bir ayet paylaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Taha suresi 132. ayette Rabbimiz buyuruyor ki ehline namazı emret ve onda kararlı davran. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık veriyoruz. Sonuçta takvanındır. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz saygıyla selamlıyoruz. Şimdi namaz aile için aslında ekmek gibi, hava gibi, su gibi yani temel ihtiyaçlar gibi önemli. Ki Allah-u Teala bütün emir ve yasaklarıyla zaten bizim ihtiyacımızı gözetmiştir. Yani oruca bizim ihtiyacımız olduğu için emretmiştir. Namaza bizim hem bedenimizin, hem aklımızın, ruhumuzun, kalbimizin, ailemizin, eşimizin, çocuğumuzun ihtiyacı olduğu için emretmiştir. Bizim yani ekmeğe ne kadar ihtiyacımız varsa rükûya, secdeye de o kadar ihtiyacımız var. Bizim ailede huzura, geçime, ağız tadına değil mi? Ne kadar çok ihtiyacımız varsa aynı şekilde namazın tekbirine, kıyamına, duasına ihtiyacımız var. Onu ondan ayrı göremeyiz. Yani nasıl ki biz işte protein almamız gerekir diyoruz, vitamin almamız gerekir diyoruz. Yani sadece proteinle yetinmiyoruz. Bunun yanında işte yağlar, karbonhidratlar vesaire veya mineraller, işte su filan diyoruz. Şimdi bunların teki bir tanesi nasıl ki vücut için yetersiz ise bu hayatta da yaşadığımız ister aile boyutuyla olsun, ister iş, sosyal artık aklımıza ne geliyorsa bütün bunlarda işte sadece bedensel ihtiyaçlarla olmaz. Yani insan öyle bir makine ki siz bu makinenin işte bütün bakımını tam yapacaksınız ki verim alabilirsiniz. Yani siz araba kullanıyorsanız bu arabanın işte yağına da bakacaksınız. Bu arabanın yakıtına da bakacaksınız veya aküsüne de bakacaksınız. Çok şimdi, yönlü olacak. Tabii yani siz bunun işte yakıtı var yeter diyemezsiniz veya sadece tekerleri var yeter diyemezsiniz. Ya sadece tekerlerine bakarak olmaz. Hayır. Yani her yani insan insan evet işte maddecilerin, materyalistlerin baktığı gibi biyolojik bir makine değildir ama insan kendisine çizilen veya kendisine işte emredilen, kendisine konulan işte yasaklar veya hükümler neyse bütün bunları bir ihtiyaç olarak, bir zaruret, bir zorunluluk olarak görmeli. Bir gıda olarak görmeli. Şimdi dolayısıyla aile için biz huzuru nasıl yakalayacağız veya ailede iyi geçimi, güzel geçimi nasıl sağlayacağız? Tabii ki o ailede Allah-u Teala'nın huzurunda işte kıyama durarak, el bağlayarak Ya Rabbi ben senin kulunum, ben senin hükmüne uyuyorum, sana işte tabi oluyorum, senin emrine boyun eğiyorum, sen ne dersen ben ondan dışarı çıkmayacağım, işte yalnızca sana kulluk ediyorum, senin artık eşimle ilgili, çocuğumla ilgili, kendimle ilgili, akrabalarımla, komşularımla ilgili ne tür işte bana sunduğun prensipler varsa, işte emir ve yasaklar varsa hepsine işte kayıtsız şartsız teslim olmak mı? Teslim olacak? Tabii teslim olacağımı, kayıtsız şartsız uyacağımı evet. ikrar ediyorum demektir namaz. Evet. Bir ispattır yani. Tabii şimdi günde 5 defa Allah-u Teala'nın huzuruna durup da bu sözü veren bir kimse artık eşine zulmedebilir mi? Artık eşine haksızlık edebilir mi? Artık çocuklarına adaletsizlik yapabilir mi? Dolayısıyla siz ailedeki huzuru evvela yasalardan önce, kanunlardan önce evvela
namazla sağlayacaksınız. Yani Allah-u Teala'nın namazı ısrarla emretmiş olması ve bu namazın affının olmaması, yani hasta bile olsanız namazı bir şekilde hastalığınıza göre eda edeceksiniz. Değil mi? Yani yataktaysanız yatakta eda edeceksiniz. Durumunuz neyse, bu savaşta dahi olsanız namazı eda edeceksiniz. Dolayısıyla namazın hiçbir şeyi yok. Telafisi, yani böyle terk etme gerekçesi. Çok hassas bir konu değil mi? Çok önemli hassas. Ve şimdi üzerinde durulmuş. Neden böyle? Çünkü bugün sorunlarımızın temelinde ne olduğumuzu unuttuğumuz yatıyor. Yani. İdrak etmeyişimiz yatıyor. Evet. İnsan ne olduğunu namazda idrak eder. Yani namazda ben kulum diye bunu idrak eder. Yani ben işte filanın oğlu, filanın kızı olabilirim. Ben filan meslekte işte bir yetkili, ne bileyim bir makam sahibi, bir usta filan olabilirim. Ben şöyle mal sahibi, mülk sahibi olabilirim. Ama benim asıl vasfım o değil. Ben asıl kulum. Evet. Kim olursam olayım, benim işte huzurunda durmam gereken... Bir teslimiyeti gönlü de var değil mi? Tabii, huzurunda boyun bükmem gereken, evet, ona secde etmem gereken, onun işte emirlerine uymam gereken bir Rabbim var, bir yaratıcım var. Ben, birileri benim için bir takım kurallar koyabilir. Ki makulse, meşruysa uyarım o kural. Ama benim için esas kurallar, benim için asıl disiplin, asıl itaat edeceğim merci beni yaratandır, benim Rabbimdir. Bunu insan nerede hatırlıyor? Namazda hatırlıyor. Ve insan günde 5 sefer o namazda hatalarını, yanlışlarını, kusurlarını itiraf ediyor. Yani kendisinin kusurlu olduğunu ne diyor? İşte Subhane Rabbiyel Azim diyor. Evet. Rabbim sen yücesin, ben kusurluyum. Sen mükemmelsin, sen noksansızsın, ben noksanım. Bir af gibi. Dileme yönü de var değil tabii mi hocam? Dolayısıyla ailede eşler birbirlerinin yanlışlarıyla uğraşacaklarına, kendi yanlışlarını, kendi kusurlarını evvela namaz ile Allah'a arz edecekler. Allah'a arz edecekler. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda eğilecekler. Nefislerini onun huzurunda şöyle secdeye giderek, değil mi? Alınlarını yerde sürüyerek şöyle nefislerini bir ezecekler. Bir ezecekler. Dolayısıyla biz zaten hadis-i şeriflerde de mesela günümüzde en çok bahsedilen konulardan bir tanesi aile için nedir? Öfke kontrolü. Evet. Değil mi? İşte öfkenize sahip olmanın yolları şudur. Öfkelenmemek için şunlara dikkat edeceksiniz filan filan. Ya öfke kontrolü neyle sağlanır biliyor musun? Bir Müslüman için öfke kontrolü evvela Euzu Besmele'dir. Çünkü evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öfkelenen, öfke şeytandandır. İşte bir hadis-i şerifte şeytan ateştendir, ateşi de su söndürür. Dolayısıyla öfkelenen kimse abdest alsın diyor. Başka hadis-i şeriflerde de öfkelenen kimse şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın diyor. Evet. Şimdi bunlar neyle alakalı? Namazla alakalıdır. Kaldı ki namazda zaten kişi yani Allah'ın huzurunda eğildiği zaman öfkesini de bir yerde o nefsinin işte kibirinden, gururundan, hırsından, bencilliğinden, açgözlülüğünden kaynaklı o öfkesini yenmiş olacak. Yani namaz aileye huzur da katar. İşte onu söylüyoruz. Evet. Şimdi ayet geldik. Ne diyor ayet-i kerimede? Ehline namazı emret. Evet. Şimdi burada ehlin derken evvela anlaşılması gereken ne? Aile. Aynen. Çünkü bir kimsenin ehli nedir? Arapçada ailesidir. Aile de Arapçadır, usre de Arapçadır, ehil de Arapçadır. Şimdi yine ehil kelimesinden ümmeti de anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti de onun ehlidir. İster ümmeti davet olsun, ister ümmeti icabet olsun. Yine insanlığı da anlıyoruz. Yani insanlığa namazı emret. Ama ailenden başla. Ailene namaz, eşine namazı emret. Eşine namazı rica et değil veya hatırlat, nasihat et, öğüt ver. Orada bir farklılık var değil mi hocam? Emirde, tabii emirde bir yetki var, bir makam var. Şimdi Allah-u Teala erkeği madem ki ayet-i kerimeyle yetkilendirmiştir, öyle değil mi? Erkekler kadınlar üzerinde ne dedi ayette? Kaimdirler, yani kaymakamdır erkek. Dolayısıyla bu yetkinin birinci maddesi nedir dersek işte budur birinci madde. Senin için yetkilendirdim. Sana niye evde idarecilik verdim? Sana niye evin geçimi görevini verdim? O eve sahip çıkma, o evin işte sorumluluğu. Her yönüyle. Tabii evet. Korunması, sorumluluğu görevini verdim. Evvela görevin neyle başlayacak? Namazı emredeceksin. Evet. İşte eşine
Eşine namazı emredeceksin. Çocuklarına namazı emredeceksin. O namazla ilgili bilgileri onlara vereceksin. Şuuru vereceksin. Namazı sevdireceksin. Namaza yönlendireceksin. Namazla ilgili bir ihmal, bir boşluk, bir gevşeklik göstermeyeceksin. Göstermeyeceğiz. Öyle olmamız lazım. Belki işte bu konuda yeteri kadar şey değiliz. Yani günümüzün o meşguliyetleri, günümüzün o keşmekeşliği vesaire bizi bu konuda birazcık şey yapmış ama kesinlikle ayet-i kerime açık, ehline namazı emret. Yani bu konuda şey davran, böyle amir davran, komutanmış gibi davran. Bu konuda yetkili olduğunu göster. Bu konuda yetkin olmuştur. Ve onda kararlı davran diyor. Yani vasıta bir aleyhe tabi. Yani ve sen bu konuda ısrar et. Olmak. Sabırlı ol. Bu konuda işte tahammüllü ol. Kararlı ol. La nes'elüke rızkın nahnu nerzuk. Biz senden rızık istemiyoruz ki seni biz rızıklandırıyoruz. Vel akıbetü littakva ve akıbet yani güzel gelecek, güzel sonuçta takvalı olanlarındır. Namaza sahip çıkanlarındır. Namazı koruyanlarındır. Dolayısıyla aile ile namazın alakasını tespit ediyor bu ayet. Evet. Ama şimdi bireysel olarak zaten herkes bir ailenin parçası olduğuna göre değil mi? Herkes bir ailenin ya oğludur ya kocasıdır ya herkes bir ailenin parçası olduğuna göre hepimizin kıldığı namaz zaten o ailenin aynı zamanda bir gereği, bir parçası. Bir zincirin bir halkası. Tabii zincirin bir halkası. Şimdi namazla ilgili çok eserler var. Okunması gereken çok kitaplar var. Hatırlanması gereken çok hususlar var. Hani elhamdülillah yani kıldığımız bildiğimiz bir amel olduğu için belki çok detaylarına girmeye gerek yok. Çok anlatmaya gerek yok. Ama şunu söylüyoruz. Namaz kılan bir kimse itaati okumasına gerek yok. İtaatin ne olduğunu çok güzel anlar. Yani kadın mesela kocasına itaat nedir? Nasıl itaat edeceğim deyince kardeş sana abla bacı neyse sana bunu anlatmaya gerek yok. Namaz kılıyor musun? Sen zaten bunu biliyorsundur. Namaz kılıyorsan kocana nasıl itaat edilmesi gerektiğini biliyorsundur sen. Veya namaz kılan birisine kalkıp da uzun uzun ya kibirlenme, gururlanma, işte bencillik bırak, nefsini tezkiye et filan demeye gerek yok. Uzun uzun bunu anlatmaya. Çünkü namazı gerçekten huşu ile ihlasla kılan bir kimse yani tevazuyu da bilir, tevazunun ne olduğunu da bilir, mahviyetin ne olduğunu bilir, gururlanmamanın, kibirlenmemenin, bunların ne olduğunu bilir. Namaz kılan bir kimse. Otomatikman bilir değil tabii, mi? Tabii. Veya namaz kılan birisine ya kalkıp da işte yani başkasına tapmasa, yalnız Allah'a tap. Bütün bunlar namazın içerisinde zaten var. Evet. Şimdi namazın içerisindeki okunması gereken mesela Fatiha suresi zaten insana o kadar şey söylüyor ki. Yani bugün inanın günde 5 defa alemlerin Rabbini telaffuz eden, Rahman ve Rahim'i telaffuz eden, günde 5 defa kulluğunu telaffuz eden, ikrar eden, din diyen veya işte sırat-ı müstakim diyen, nimet en'amte aleyhim nimet diyen bir kimse o kadar çok şeyi zihninde yakalıyor ki bu çağrışımlar öyle sıradan çağrışımlar değil. Bakın sayalım kaç tane kelime söylüyoruz. Allah diyoruz, alem diyoruz, Rab diyoruz. Rahman diyoruz, Rahim diyoruz, değil mi? Evet. Malik diyoruz, din diyoruz, gün diyoruz, ahiret günü diyoruz. Kul diyoruz, yardım isteme diyoruz, sırat yol diyoruz. Şimdi bakın belki 25 tane kelime var. Evet. 25 tane kelime bizim hayatımızı düzenlemeye yeter. Bakın sadece Fatiha için söylüyorum. Bizim hayatımızı düzenlemeye yeter. Rotasına sokmaya yeter. Bizim hayatımızı rektefi etmeye yeter 25 tane kelime. Bu 25 kelimenin zaten alimler öyle demişler. Bütün Kur'an Fatiha suresinin tefsiridir. Fatiha suresinin tefsiridir. Zaten o Fatiha suresi açtığınız zaman 600 sayfa ediyor. Yeah. Yani açtığınız zaman 6000 küsur ayet ediyor değil mi? Yeah. Şimdi dolayısıyla bu 25 kelimeyi gerçekten huşu ile, gerçekten farkındalıkla, yani ne dediğimizi bilerek... Şöyle üzerinde okurken kelimeleri duyarak zihnimizde söylersek bu 25 kelime bizi bir şeylerden yani bir takım hatalardan, yanlışlardan çekecektir. Rahman kelimesi bize neyi söyleyecek, neyi çağrıştıracak? Merhameti çağrıştıracak. Rahman. Ya bir dakika ben abartıyorum. Ben şu anda zulmediyorum. Ben şu anda acımasızlık ediyorum. Ben Rahman diyorum sürekli. Merhamet diyorum. İşte Allah. Şimdi, o mesajı da alabilmemiz lazım tabii, değil mi hocam oradan?
Tabii veya sırat-ı müstakim derken, hani dost doğru yol derken, ya bir dakika ben sanki şu anda yanlış yola gidiyorum. Sanki şu an dost doğru bir yolda değilim. Değil mi? Bunu söyleyecek. Veya kulluk derken, şimdi bütün bunların çağrışımları, inanın hayat dedi ki hayatın hepsini kuşatıyor. Hayatın hepsini kuşatıyor. Dolayısıyla namazda sadece Fatiha da değil, namazdaki hareketler bile, hani birileri işte yok efendim vücut için çok iyi egzersiz, hareketler evet. Bunlar işte bilmem yani sadece oraya bağlı. Ha tamam o da var. O da yok değil ama belki ufak bir parçası. Ya şimdi askerde en önemli hareket nedir? Şimdi sen de biliyorsun. Askerde en önemli, en çok önem verilen hareket hangisidir? Hazır ol hareketidir. Evet. Değil mi? İlk hatta orada uzunca nutuk atarlar. Bir askerin kemali, yani bir askerin mükemmelliği hazır ol esas duruştaki duruşundan anlaşılır. Eğer asker esas duruşunu güzel durabiliyorsa o asker diğer şeyleri de... Çakı gibi diyor. Çakı gibi diyor. Yani bu asker itaat eder, bu asker savaşır, bu asker... Oradan ne yapıyor anlıyorsun. Evet. Ya namazdaki esas duruşumuz, yani o kıyamdaki duruşumuz. Hiç sağa sol, sağına soluna bakmadan, bir dünyalık bir şeyle ilgilenmeden, ya da göğe de bakmayacaksın değil mi? Sadece... Önüne bakacaksın. Çevrene bir şey yapmadan, göz atmadan. Namazdaki esas duruşumuz zaten bize bir yani hayattaki kararlılığımızla ilgili, hayattaki düzgünlüğümüzle ilgili bize bir şey kazandırıyor o namazdaki duruşumuz. Namazdaki eğilmemiz, namazdaki ben başkasına değil sana eğiliyorum. Başkasının huzuruna bel bükmüyorum. Şimdi bu diğer insanlara işte zillet göstermenin. Kul köle olmanın, işte ufacık menfaat karşılığında, ufacık bir takım böyle yararlar, faydalar karşılığında, hani pragmatizm diyoruz ya, işte izzetini, şerefini, namusunu, haysiyetini terk etmenin zıttıdır namazda eğilmek. Ya Rabbi ben sadece senin için, senin huzurunda bu gururumu, değil mi? Ayaklar altına alıyor. Tabii. Bu gururumu, bu haysiyetimi, bu onur, bu neyse işte izzetimi sadece senin için eğerim. Evet. Sadece sana. Şimdi bunu gösteren bir insan artık dışarı çıktığı zaman aklına namus diye bir şey gelir. Haysiyet diye bir şey gelir. Aklına iffet diye, izzet diye bir şey çok gelir. Çok gelir. Ya bir dakika yani ben hani Allah'ın huzurunda sadece eğiliyordum. Allah'ın huzurunda sadece secde gidiyordum. Ben haysiyetimi öyle ucuz veremem. Ben şerefimi, ben namusumu, ben onurumu çiğnetemem. Çünkü ben Allah'ın huzurunda öyle durdum, söz verdim. Senin huzurundan başkası senin huzurundan başkası benim için yoktur gibi. Evet. İşte namazın psikolojisi üzerine, psikoloji demeyelim. Namazın insana kattığı o manevi eğitim, manevi terbiye, manevi alışkanlıklar, davranış biçimleri. İnanın öyle ciltler dolusu kitap okusanız, efendim filan kurslara gitseniz, eğitim alsanız kazanamazsınız. Ya. Namaz. Evet. Çünkü Allah-u Teala, o biz dedik ya, o bizim vücudumuzun, ruhumuzun, aklımızın, kalbimizin, daha bilmediğimiz o batını yönlerimizin ihtiyacı olduğu için emretmiş onu. Diyelim. Evet, devam edelim. Hocam yine birinci bölümün içindeyiz Kur'an ve Sünnet dahilinde. Bir de hadis kısmımız var. Bir hadis-i şerif paylaşacağız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Evet, şimdi aileyle namaz alaka kuruyoruz. Şimdi aile deyince evde değil mi aklımıza geliyor? Evet. Şimdi çocuklar nasıl terbiye edilir? Çocuklar nasıl eğitilmelidir? Çocuklara İslam ahlakı, ibadeti nasıl kazandırılmalıdır? Çocuklar nasıl manevi değerleri işte alabilirler? Bu soruların cevabı ne biliyor musunuz? Tek bir cevabı var. Namaz mı hocam? Çocuklar namazı görecekler. Evet. Kılmadan evet. Önce namazı görecek. Bitti. Yani örneği alacak. Tabii. Çocuk evde Kur'an okuyan, namaz kılan bir anne görürse sürekli. Tabii. Sürekli namaz kılan, Kur'an okuyan bir baba görürse sizin o çocuğa başka bir şey anlatmanıza gerek yok. Çünkü gördüğünü o çocuk uygulayacak. Tabii. O çocuk sizin her hareketinizi öyle bir kaydediyor ki, hareketin kendisini değil. Zaten hareketin kendisini zaten kaydediyor. O çok basit. Çocuk görür görmez zaten eğiliyor, kalkıyor, onu yapıyor. Ama o hareketin arkasındaki manayı da kaydediyor. Esas olan bu. Çünkü o çocuk gördüğü zaman şöyle düşünüyor. Seni Allah'ın huzurunda böyle durun. Allah Allah. Demek ki annemin, demek ki babamın böyle huzurunda konuştuğu, böyle durduğu biri var.
O birisine yöneliyor, birisine sesleniyor. Birisinin önünde eğiliyor. Birisinin önünde eğiliyor. Bir bakın çocuğun, bir daha da bilmiyoruz o çocuk da onlar neler kazanıyor. Evet. Neler kazanıyor. Dolayısıyla evimizi kabirlere çevirmememiz gerekir. Hadis-i Şerif, yani eviniz namazla canlansın, namazla dirilsin. Ya bu hadis-i şerif o kadar muazzam bir deyim içeriyor ki. Şimdi mezarlık ne demek? Mezarlık ölülerin olduğu yer. Hiçbir hareketin, sesin, görüntü, hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Yani artık dünyada yaptıklarının hiçbirini orada yapamıyorlar. Sıfır. Şimdi namaz kılınmayan bir ev, aslında burada ne anlıyoruz? Namaz kılınmayan bir ev nedir? Yani kabire benzetilir. Mezar işte. Evet. Mezar. Mezarlıktan yani siz hareket bir, yok, tabii ses bir, yok, bir, huzur yok. Mezarlıktan siz bir hayır bereket, ne evet, bir şey umabilir misiniz? Evet. Yani ne güzel çalışıyorlar orada mezarlıkta, yatıyor. Ne güzel. Öyle bir şey yok. Yok. Şimdi ailede siz huzur, mutluluk, kalite, verimlilik, geleceği, ne istiyorsanız bunların hepsi namazla. Hadis öyle diyor. Hadis öyle diyor. Evet, dışarıda mescitte kılacağız. Mescitte kılmanın, camide kılmanın çok sevabı var. Ama camide... Ama evlerimizde de kılacağız. Camide tabii evlerimizde zaten hadis-i şerifler bir takım sünnetlerin veya namaz sünnetlerinin bir kısmının evde kılınmasının faziletine işaret ediyor. Hatta sabah namazının işte iki rekat sünnetini mümkünse evde kılın, farzını diyor camide kılın. Yani evi o şeyde mahrum etme. Evet, evi mahrum etmemek. Evet, devam edelim. Hocam ikinci bölümümüz kulağa küpe güzel söz. Konumuz namaz ve aileydi. Burada hocam nazarımda işlerinizin en ehemmiyetlisi namazdır. Kim onu korur ve ona devam ederse dinini korumuş olur. Kim de onu kılmayarak zayi ederse onun dışındakileri daha çok zayi eder. Hazreti Ömer'den valilere. Evet, valilere böyle bir tebligat, böyle bir emir talimat göndermiş. Yani seni ben o şehre vali olarak tayin ettim. Ben senin kaliteni neye göre ölçerim? Ben senin iyi bir vali olmadığını nasıl anlarım? Namaza gösterdiğin ehemmiyetten anlarım, önemden anlarım. Evet. Eğer sen namazla ilgili bir kusur gösteriyorsan benim başka soru sormama gerek yok. Öyle söylüyor. Ve namazı eğer ihmal ediyorsan sen halkını da ihmal edersin. Yani o şehri de ihmal edersin. Hani bunu meşhur bir takım fıkralar da anlatırız. Yani borcunu, namazını kılmayan birisine para verdiğiniz zaman o paradan korkun. Evet. O borçtan korkun. Çünkü namaz bir borçtur. Evet. Namaz borcunu ödemeyen bir kimse o borcu ödemeyebilir. Sizin borcunuzu da ödemeyebilir. Evet. Yani o yüzden yani namaz bir kişinin dediğimiz gibi ayarıdır da. Yani ayar. Borcuna sadık olan namazına da sadık oluyor. Tabii. Değil mi hocam? Namazına sadık olan borcuna da sadık olur. Öyle diyelim. Çünkü namaz bizim üzerimize yazılı bir borçtur. Ayet-i Kerime kutibe aleykumus salah diyor. Evet. Namaz sizin üzerinize yazıldı. Bu sizin borcunuz. Bunu bir şekilde ödeyeceksiniz. Ödeyeceksiniz. Hasta da olsun ödeyeceksin. Ne şart ne olursa ödeyeceksiniz. Bunun telafisi yok. Dolayısıyla Hazreti Ömer de buna dikkat çekiyor. Allah valim. Öyle. Allah razı olsun. Hocam üçüncü bölümümüz. Bir kural, bir düstur bölümümüz. Hocam burada namaz için üç iyi kuralımız var. Bunların ilki ihlas, ikincisi ikame, üçüncüsü de idame. Evet, böyle kurallar tespit ediyoruz. Çok şey yazılabilir. Fakat üç maddede de özetlemek mümkün. Şimdi namaz ihlasla kılınmalı, değil mi? Yani gösteriş olmamalı. Madem ki namaz dinin direğidir, madem ki kıyamet gününde ilk hesaba çekileceğimiz amelimiz namazımızdır. Madem ki namazda müminin miracı vardır, yani kişi o namazla miraca dahi çıkabilir, yani yükselebilir, yücelebilir. Madem ki namaz imanın en önemli şartlarındandır. Evet. Madem ki namaz ailenin de huzuru için, geçim için çok önemlidir, o namaz ihlaslı olmalıdır. Evet. Sırf Allah için olmalıdır. Yalnız ve yalnız Allah için huzura durulmalı. Bütün işte dünyevi her şey elimizin tekbirde, elimizin tersiyle geriye atılmalı. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda aşkla, huşu ile kıyama durmalı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kurtulan müminlerden bahsedilirken onların vasıfları nasıl sayılıyor? Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Namazlarında huşu içinde olanlardır. Şimdi namazdaki huşu
Aslında namazda biraz tefekkürle sağlanır. Yani neredeyim ben şu anda? Kimin huzurundayım? Ben ne yapıyorum şimdi? Ben yani kimin huzurundayım sorusunu biraz daha açmak gerekir namazda. Yani ibadet bilinci. Tabii. Yani ben şu anda beni yaratan, bana böyle eller, ayaklar, diller, gözler veren, beni türlü türlü nimetlerle rızıklandıran ve bana her yaptığım işin, sözün hesabını soracak olan, beni dünyaya gönderen, beni yaratan ve beni tekrar diriltecek olan, bana bir takım işte Kur'an ile emirler, yasaklar vaaz eden, bana peygamber gönderen, peygamberler gönderen, onunla bana ne yapacağımı öğreten Rabbimin huzurundayım. Ben şu anda aynı diğer insanlar gibi tıpkı böyle hani hacdaki ihrama giren ve aralarında hiçbir fark kalmayan, artık ne makam farkı, ne meslek farkı, ne mal mülkle ilgili, yani zenginlik fakirlik farkı gibi hiçbir fark kalmayan sıradan bir kulum, sıradan bir beşerim. Ve Rabbim vermezse ben alamam, o yedirmezse ben yiyemem vesaire. Bütün bunları şöyle namazda okuduğu Fatiha ile de beraber veya ayetle de beraber düşünecek. Biraz tefekkür edecek namazda. Huşu derken biraz çaba istiyor bu, değil mi? Yani biraz sizin bir gayretimizi de gerektiriyor. Yani Rabbim hepimize huşuyu nasip etsin. Amin. Gösteriş. Şimdi farz namazın gösterişi olmaz. Evet. Ha, namazın kendi içinde gösterişi olur. Yani farz da kılsa bir insan daha güzel kılarak gösteriş yapmaya çalışır, ama farz namazlar açıkta kılınmalı. Açıkta kılınmalı ki insanlar namazın önemini görmüş olsunlar, hatırlasınlar. Hmm. Ama nafile namazın komple şeyi gizli olması lazım. Yani nafile orada bir ayrım var, öyle tabii, mi? Tabii nafile namaz yani şöyle insanlar bak bu şöyle nafile kılıyor diyebilirler. Şimdi dolayısıyla ihlas derken en başta anladığımız şey ne? Gösterişten uzak durma. Uzak olma. Başkası için değil, bir menfaat için değil. Sırf Allah için kılma. İkincisi ne? İkame. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz nasıl emrediliyor? İkame ile emrediliyor, değil mi? Yani ikametü salah diyor. Yukimuna salate. Değil mi? Ekimis salah. İkame, hep ikame kelimesiyle geçiyor. İkame ne demek Arapçada? Ayağa kaldırmak demek. Mesela kat kâmeti salah diyoruz ya namaz kâmet, evet, getirirken. Kat kâmeti salah, namaz ayağa kalktı demek. Namaz ayağa kalktı. Peki niye öyle söyleniyor? Niye ayağa kaldırmaktan bahsediliyor? Şimdi hemen o şeyi hatırlıyorum. Namaz dinin direğidir dedi ya. Evet. Şimdi çadır nasıl kurulur? Direk yerde olursa şimdi o çadır kurulmaz. Çadır da şimdi olur. Derseniz ki namaz dinin direğidir. Ha, direk burada. Evet. Direğin orada olması yetmiyor. Direğin bir de ayağa kaldırılması, evet, gerekiyor. Şimdi dolayısıyla namazın direği dikildi. Yani namaz çadırı, namaz binası kurulduk. Veya biz namazınızı ayağa kaldırın emrinden bunu anlıyoruz. Yani namazınızla ilgili bütün o hayatınızı artık ayağa kaldırın. Yani hayatınız, alışverişiniz, aileniz artık o namaz direğine bağlı olacak. Namaz direğine bağlı olacak. O inerse çadırın bütün ipleri inmiş olur. Yani şimdi benim alışverişim nereye bağlı? Alışveriş ipim nereye bağlı? Namaz direğine bağlı. Evet. Benim aile ilişkilerim, ailedeki hukukum nereye bağlı? Namaz direğine bağlı. Taşıyıcı kolon diyoruz. Taşıyıcı kolon. Tabii. Namaz direğine bağlı. Veya benim diyelim ki iş yerindeki muamelem, okuldaki muamelem, mahkemedeki muamelem veya işte siyasette, her sanatta, her neredeyse hayat, evet, dediğin zaman ne anlaşılıyorsa, evet, orada bütün sözlerim, bütün davranışlarım, bütün hal hareketim hepsini nereye bağlı? Namaz ipine bağlı. Namazı kaldır, bütün iplerin ne olsun? Bütün iplerin işe yarasın. Yani bütün iplerin vazifesini yerine getirsin. Artık o bina çalışsın. O çadır, o kurduğun şey ne için kurulmuşsa artık görevini hakkıyla yapabilsin. Evet. Yapabilsin. Namazı ayağa kaldırın. Namazı ayağa kaldırırsanız yuvanız da ayağa kalkar. Namazı ayağa kaldırırsanız toplumunuzun müreffehliği, değil mi, gelişmesi hepsi ayağa kalkar. Üretiminiz ayağa kalkar. Çünkü namaz kılan bir toplumda faiz olmaz. Namaz kılan bir toplumda sömürü olmaz. Yalan, zulüm, hile, evet, dalavere, bütün bunlar olmaz. Şimdi namazı ayağa kal. Ayet-i Kerime sürekli bize ekimus, namazı kılarlar, ikame ederler derken Allahu alem
Tabi namazı düzgün kılmayı da alimlerimiz buradan söylemişler. İkame ederken namazı tadili erkan ile kılma. Yani işte sünnetine, adabına, hepsine riayet ederek kılma. Üçüncüsü de idame az da olsa ne diyor hadis-i şerif? Devamlı. Devamlı kılın. İdame etmek sürekli. Hı. Zaten ayet-i kerimede hani huşu ile kılarlar diyor. O kurtulan müminler namazı, bir de namazlarını muhafaza ederler. Hı. Namazlarını muhafaza ederler. Devamlılık esastır diyoruz. Tabii. Ama ayet-i kerime zaten namazlarınızı koruyun, orta namaza dikkat edin der ki. Şimdi namazları korumak, namazı idame etmek her nerede, ne şekilde dedik ya az önce, ne surette olursa olsun namazın işte mazeretini bulmamak. Yani namaz kılmamak için bir mazeret bulmamak şeklinde anlaşılır. Evet, hasta olabilirsiniz. Bir takım özürleriniz olabilir. Unutmuş olabilirsiniz ama kaza ile de bir şekilde o namazın devamlılığını hatırlayacaksınız. Evet. O konuda hassas olmamız şart. Tabii, namazı devam ettirmek. Evet. Şimdi namazı devam ettirmek bir yerde ikameyle de alakalı düşünelim. İkame etmekle alakalı. Yani namazı kıldıktan sonraki hayatınızı namaza göre devam edin. Evet. Yani camiden çıktıktan sonra bir anda şeyiniz değişmesin. Evet. Yani nasıl diyeyim, ruh haliniz, hani o bazıları diyor ya din kişiyle Allah arasındadır kardeşim. Yani karışma, kişiyle Allah arasında. Tamam, kişiyle Allah arasında ama bu kişiyle Allah arasının mesafesi ne kadar? Nereden başlıyor, nerede bitiyor? Tabii. Kişiyle Allah arası. Kişiyle Allah'ın arasının içinde çarşı da var, pazar da var, aile de var, hepsi var. Bütün toplumumuz. Şimdi dolayısıyla namazı kıldıktan, selam verdikten sonra işim bitmiyor. Tam tersine yeni başlıyor. Ha ya ben bir namaz kıldım o zaman yani şu adımlarım, şu hareketim, şu sözüm, şu tavrım kıldığım namazın devamı olsun. Uyumluluk yasaları diyoruz hocam. Ona da uyumluluk. Uyumluluk yasaları. Yani namaz hayatınızda yürüsün. Evet. Namaz hayatınızda yürüsün. Veya siz hayatınızı namaza göre yürüyün. Namaza devam edin. Namaza devam edin. Hadis-i şerifte namazı bekleyen kimselerin hani camide, mescitte hani ezan işte okunana kadar, vakit girene kadar namazı bekleyen kimselerin de namaz sevabı aldığına işaret edilmiş. Öyle mi? Yani siz işte henüz daha namaz kılınmamış, 10 dakika önce gitmişsiniz, mescitte oturuyorsunuz. Evet, vakti bekliyorsunuz. Tam namazı beklediğiniz için de sevap kazanıyorsunuz. Evet. Yani hayat çok çabuk geçip gidiyor. Elimizden kayıp gidecek. Bu hayatı rastgele yaşamak değil, namaza göre yaşamak. Namaz bizim hayatımıza devam etsin. Devam etmeli diyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir sonraki bölümümüz, 4. bölümümüz aile haberleri. Malumunuz konumuz namaz ve aile. Trabzon'dan bir haber var hocam, bir aile haberi var. Hemen içeriğine bakıyoruz. Trabzon'da yaşayan Binnaz Yıldız, velayetlerini aldığı eşinin işitme ve konuşma engelli halaları Güleser ve Remzi Yıldız ile adeta çocukları gibi ilgileniyor. Binnaz Yıldız kızlarım diye hitap ettiği eşinin halalarına kendi evinde bakıyor. Babasının kendisine evlenirken aile büyüklerine iyi davran, sana ne derlerse amenna de tavsiyesinde bulunduğu için yemeklerini, yıkanmalarını, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade etmiş. Evet, şimdi her programda böyle haberler paylaşıyoruz. Şimdi ya öyle kadınlar, öyle erkekler var ki evlerindeki yaşlıyı, evlerindeki yani babaanne, anneanne veya yaşlı anne babayı bir yük gibi görüyor. Ne? Bir yük gibi görüyor. Yani onun hastalığını çok işte sanki büyütüyor. Onun bakımını öyle abartıyor ki ben nasıl bakacağım buna? Ben zaten çocuklarıma bakamıyorum. İşte ben evin işiyle zaten zor ilgileniyorum. Bir de bunun işte nasıl bir daha buna bakayım? Bir de buna bakayım filan. Şimdi bunu bazıları yapıyor ama bir sürü de laf sayıyor. Bazıları da yapmıyor, gidiyor nereye götürürsen götür, öbür kardeşim baksın bilmem ne gibi. O kadar ağır buluyor ki, o kadar zor buluyor ki. Ya bu bir insan bu evvela. Sizin yakınınız olmasını geçin, bu bir insan. Bu bir, affedersiniz yani bir hayvan değil. Kaldı ki hayvan bile merhamet ister de hayvan değil. Bu bir başka bir canlı, cansız bir varlık değil. Bu bir insan. Bu Allah-u Teala bunu keremli kılmış. Bunu buna hitap etmiş. Bir kere bu bir. İkincisi de ya sanki siz yapınca kendiniz mi yaptığınızı zannediyorsunuz? Yani Allah-u Teala sana yardım edecek, sen öyle yapacaksın. Evet. Allah-u Teala sen ona bakıyorum derken sen bakmıyorsun. Allah'ın sana verdiği güçle, kuvvetle, lütuf ile, ihsan, nimet ile bakıyorsun. Allah-u Teala dilediği an senin nefesini de keser.
Dilediği an senden o gücü de alır, takati de alır. O onun yerine sen o hale gelirsin. Yani. Bunlara az bir şey düşün mesela. Şimdi yani orada empati de yapabilmemiz lazım. Ya maalesef ya şimdi günümüzde insanlar o kadar maddenin kulu kölesi oldular ki, peşine düştüler ki. Yani zannediyor ki ben hiç o hale gelmeyeceğim. Evet. Ben hiç bunları hiç aklından geçirmiyor. Hiç aklından geçirmiyor. Sen de yarın öyle olabilirsin. Şimdi işim o işin bir tarafı ama ya biz şimdi kendimizi Rabbimize nasıl sevdireceğiz? Nasıl işte razı ettireceğiz? Allah-u Teala bize nasıl razı olacak? İşte bu tür fırsatları değerlendirerek biz Allah-u Teala diyecek, ha ben sana şöyle bir fırsat bakalım. Bakalım sen ona ilgi gösterecek misin, göstermeyecek misin? Onun bakımını üstlenecek misin, üstlenmeyecek misin? Bu budur. Şimdi namaz kıldığı zaman insan, namazla bağlayalım bunu ayrı de. Evet. Namaz kılan bir insan bunları daha kolay hatırlar. Evet, namaz kılıp da maalesef yine böyle haksızlık yapanlar var da onların işte namazlarında bir sıkıntı var. Şimdi burada daha da ötesi var bu haberde. Ne diyor? İşitme ve konuşma engelli. İkisi de bir kişi de değil. Evet. Biri 70, biri 79 yaşında. İki tane yaşlı kadın. Evet. Üstelik bunlar ne duyuyorlar, ne evet. konuşabiliyorlar. Birisi 79 yaşında, biri 70 yaşında. Üstelik bunun kendi halası da değil. Değil. Kocasının eşinin halası. Kocasının şeylerini üzerine aldığı, artık nasıl ne kastediliyor bilmiyoruz. Halaları ve onlara da ne diyor? Bunlar benim kızlarım diyor. Evet. Bunlar benim kızlarım. Aynı çocuklara nasıl bakıyorsa o iki tane yaşlı görmeyen, işitmeyen, konuşmayan, işitmeyen iki tane yaşlıya kızlar gibi bakıyor. Şimdi haydi izah edin. Hani size zor gelen şey buna nasıl zor gelmiyor? Demek ki yapabiliyorsunuz. Ha, şimdi burada Allah-u Teala kime yardım eder dünyada? İşte bu tür insanlara yardım eder. Evet. Ve Allah-u Teala cenneti kimin için hazırlamıştır? Yani. Bu tür kimseler için hazırlamıştır. Peki biz kendimize kimi örnek alacağız? Bu tür kimseleri örnek alacağız. Allah-u Teala razı olsun. Ne diyelim? Yani örnek almayı nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Hocam teşekkür ediyoruz. 5. bölümümüz. Tavsiye kitap. Namaz ve aile bu haftaki konumuz. Hocam bu haftaki tavsiye edeceğimiz kitap Kıl Beni Ey Namaz. Rahmetin Serildiğinde Yıka Kalbimi. Senay Demirci'nin kaleminden bir kitap. Bir ön tanıtımı var. Kıl Beni Ey Namaz kitabı ile namazın bizi doğru, duru, diri ve insan kılmasının ruhunu hissedeceksiniz. Abdestin insanın zihnini ve gönlünü nasıl kötülüklerden arındırdığına şahitlik edeceksiniz. Ezanla namaza çağrının anne çağırışı gibi sıcak olduğunu fark edeceksiniz. Namaz vakitlerinin hayatımızı düzene koyduğunu da keşfedeceksiniz. Evet, namazla ilgili dedik ya, çok kitap yazılmış. Birçoğu tabii namazın fıkhıyla ilgili, yani namazın nasıl kılınacağıyla ilgili. Ama bir kısmı da namazın mana, hikmet ve sırlarıyla ilgili. Evet. Dolayısıyla bu da biraz öyle. Namazın işte hikmetlerinden bahsediyor. Şiirsel bir şekilde yazmış. Böyle tatlı bir üslubu var Senai Demirci'nin bu kitapta. İnsan okuduğu zaman böyle farklı bir şey hissediyor, bir tat alıyor. Dolayısıyla tavsiye ediyoruz. Şimdi ailede gerçekten de biz namazı güzel kıldığımız zaman muamelelerimizi de, yani eşimize olan davranışlarımızı da, çocuklarımıza olan her şeyimizi daha güzel yapacağız. Böyle umuyoruz. Dolayısıyla bunun için de kitap okumak, bilgilerimizi tazelemek, yenilemek, hatırlamak çok önemli. Ne diyelim? Teşekkür edelim. Böyle kitaplar yazan ve okuyan herkese. Hocam son bir dakikamızın içine girdik sayılır. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa. Evet. Yine Senai Demirci dedik. Senai kendi bir programda Sivaslı Hatice diye birisini konuk etmişti. Sivas'tan Hatice diye bir bayan. Sanırım böyle 25-30 yaşlarında, 30 yaşlarındaydı. Şimdi Hatice felçli, yani ayağı tutmuyor. Felç ayağından başlamış, işte Bismillah yukarıya doğru çıkmış. Gitgide bütün vücuduna yayılmış. En son sanırım sadece başını oynatabiliyor tekerlekli sandalyede ve programa konuk etmişti. Şimdi Hatice'ye diyor ki, Hatice şu namazı bir anlatsana diyor. Şimdi Hatice biraz
üzülüyor. Diyor ki ben diyor Rabbimin huzurunda kıyama durmak istedim. Yani böyle ayakta durup elimi bağlayarak o şekilde durmak, durmak istedim ama bu bana nasip olmadı. Ya. Bu bana nasip olmadı. Çünkü o da bir nimet. Tabii hiç ayakta duramadım ben. Ben diyor rükûya gitmek istedim. Ya. Ama bana nasip olmadı. Secde bana nasip olmadı. Üzülüyor. Yani bunu söylerken üzülüyor. Keşke diyor ben de diğer kardeşlerim gibi işte Allah'ın huzurunda o şekilde durabilseydim. Ha, rükû edebilseydim. Ben de secde, tabii ben de secdedeki o sıcaklığı, ya, secdedeki o güzelliği tadabilseydim diye o hasretini dile getiriyor. Sonra hafifçe tebessüm ediyor. Diyor ki ama diyor ben bir dua ettim. Allah diyor duamı kabul etti. Öyle hissettim diyor. Ben dedim ki ya Rabbi bana bu dünyada bu namazı bu şekilde nasip etmedin. Hani ancak gözlerimle kılabiliyorum, başımla kılabiliyorum. Evet. Bana diyor rükûyu, secdeyi nasip et. Bunu cennette bana ver. Ve diyor Allah diyor bu duamı kabul etti. Öyle yani, gülüyor yani, tebessüm ediyor. Ben de diyor bir gün cennette inşallah cennette diyor bu şekilde kılacağım namazımı. İnşallah. Yani inşallah ben de diyor cennette ayakta duracağım. Elimi bağlayacağım. Ondan sonra Allah-u Teala'nın huzurunda diyor secdeye gideceğim. İşte namazda alnımı secdeye koyacağım. Subhane Rabbiyel Ala, ellerimi yere koyacağım. Ben de diyeceğim. He, ben de gideceğim. Şimdi biz namazın ne büyük bir nimet olduğunu farkında değiliz. Bakın bir tane İngiliz yazar diyor ki eğer Müslümanlar namazlarının kıymetini bilselerdi biz onlardan parayla isterdik de diyor bize satmazlardı. Yani namazlar hani bize şu namazını satsana filan derdi. Trilyonları versek yine vermezlerdi. Namaz çünkü o kadar kıymetli. Bütün hadis-i şerifleri burada saymadık. Veya ayet-i kerimeleri burada saymadık. Vaktimiz müsait değil. Yani namaz bizi mutlu eder ya kısaca. Namaz ailede bizim güzel geçimimiz için en güzel sigortadır. Düzgün kılalım. Huşuyla kılmaya çalışalım. Hakkını vermeye çalışalım. O miracı yakalamaya çalışalım. Ve ikame etmeye çalışalım. İdame etmeye çalışalım. İhlasla kılmaya çalışalım. Ne diyelim? Bir kıymetini bilelim inşallah. İnşallah. Evet. Kıymetli hocam Özkayman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Olduğu bilgilerden dolayı Allah razı olsun. Evet. Kıymetli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.